K ile gösterilen kısım için hangi açıklamaların yanlış olduğu istenmektedir. Arkadaşlar K ile gösterilen kısım nöronun kısa uzantıları dediğimiz dendrit, L nöronun hücre gövdesi, M ise arkadaşlar nöronun aksonudur. Bizden Dentrit ile ilgili yanlış açıklama istenmektedir. Dendritler arkadaşlar uyarların alınmasını ve hücre gövdesine iletilmesini sağlayan kısa uzantılardır birinci öncülümüz doğru olacaktır. İkinci öncüde verilen L kısmındaki nörofibrilleri meydana getirir açıklaması ise yanlıştır. Hücre gövdesindeki nörofibriller uyarının dentitten sonra verildiği yapılardır. Nörofibrilleri dentiter oluşturamaz. Aynı şekilde M kısmının etrafındaki şıvan hücrelerini meydana getirir açıklaması da yanlış olacaktır. Şıvan hücreleri arkadaşlar mielin kılıf oluşturumunda görevli yapılardır. Aksonun etrafındaki şıvan hücreleri glia hücreleridir ve yine dentitler tarafından oluşturulmamaktadır. O halde sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olmalıdır. Epitel dokunun insan vücudunda hangi görevleri yerine getirmesini sağlamadığı istenmektedir. Arkadaşlar epitel dokunun örtü epiteli, bez epiteli ve duyu epiteli olmak üzere 3 çeşidi vardır. Örtü epiteli arkadaşlar vücudu dış etkenlerden korumakta ve ince bağırsak villuslarında olduğu gibi besin eminimini sağlamaktadır. Duyu epiteli duyu organlarında uyarları algılama, reseptör görevi görme ve sinir sisteme yardımcı olma işlevini yerine getirir. Bez epiteli ise arkadaşlar çeşitli salgılar üreten epitel doku çeşididir. Ancak kan damarı olmayan dokuların beslenmesini sağlama epitel dokunun bir görevi olamaz. Epitel dokuda kan damarı bulunmamaktadır. Bu görev arkadaşlar bağ dokuya ait olabilir. Sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olacaktır. Verilen görevleri yerine getiren organların hangi seçenekle doğru olarak eşleştirildiği istenmektedir. Arkadaşlar pepsin enzimi sayesinde proteinlerin küçük polipeptitlere dönüşmesi mide tarafından gerçekleştirilir. Mide hücrelerinin ürettiği pepsinojen enzimi mide boşluğunda hidroklorik asit ile aktifleştirilerek pepsine dönüşür. Dolayısıyla birinci öncülümüz mide olmalıdır. Ürettiği bir karbonat yönünden zengin sıvıyı virsum kanalıyla 12 parmak bağırsağına boşaltır ifadesinden bu organın arkadaşlar pankreas olduğu anlaşılacaktır. Pankreas ile 12 parmak bağırsağı arasındaki kanal virsum kanalıdır ve burada bulunan pankreas özsuyunda bir karbonat iyonu yer almaktadır. Kolestistokinin hormonu üreterek safra kesesinden safranın salınmasını uyaran organisi arkadaşlar ince bağırsak olacaktır. İnce bağırsak kolestistokinin ve sekretin hormonlarının üretimini yapmaktadır. O halde sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği olmalıdır. İnsülin hormonuyla ilgili verilen ifadelerden hangisinin yanlış olduğu istemektedir. Hakaşa insülin, insülin kan glikoz dengesinin sağlanmasına kullanılan pankreasın ürettiği bir hormondur. İnsülin bu süreçte kandaki glikozu damar dışına çıkarmakta, doku hücrelerine geçişini artırmaktadır. Karaciğerde glikozları birleştirerek glikojen sentezlemektedir. Dolayısıyla kandaki glikozun doku hücrelerine geçişini hızlandırmakta, karaciğerde glikozdan glikojen yaparak depolanmasını sağlamaktadır. İnsülin arkadaşlar pankreasın Langerhans adacıklarından salgılanmaktadır. Hücrelerde reseptörlerine bağlanamazsa beklenen etkiyi gösteremez ifadesi de doğru verilmiştir. Arkadaşlar insülini algılayan reseptörlerin işlev yapamaması durumunda tip 2 diyabet dediğimiz hastalık ortaya çıkmaktadır. Ancak A seçeneği de verilen karaciğerde yağlar ve amino asitlerden glikoz sentezini uyarır ifadesi arkadaşlar insülin için doğru bir ifade olamaz. Bu işlev kortizol veya glukagon ile yapılabilir. Sorumuzun doğru yanıtı A seçeneği olacaktır. X, Y ve Z ile gösterilen kısımlarla ilgili hangi ifadelerin yanlış olduğu istenmektedir. Arkadaşlar X, çekiç, öz ve üzengi kemiklerini, Y, salyangozu, Z ise östaki borusunu göstermektedir. Buna göre X, ses dalgalarının iletilmesini sağlayan çekiç, öz, üzengi kemikleridir ifadesi doğru verilmiştir. Bu yapılar kulak sarından sonra orta kulakta bulunan ve ses dalgalarını salyangoz ile yeten yapılardır. Y üste vestibular kanal, altta timpanik kanal ve bunları birbirinden ayıran kohlear kanaldan oluşur ifadesi de doğru görülmüştür. Arkadaşlar Y salyangozdur. Salyangoz birbirinden ince bir zar ayrılmış 3 kanaldan oluşur. Bunların en üstünde arkadaşlar vestibular kanal, altında timpanik kanal İkisinin arasında ise arkadaşlar kohlear kanal şeklinde tanımlanabilir. Z ses dalgalarını kuvvetlendirerek iç kulağa aktarır ifadesi yanlış olacaktır. Z arkadaşlar östaki borusudur. İşitme olayına bir etkisi yoktur. Östeki borusu basınç ayarı yaparak kulak zarının zarar görmesini engellemektedir. Ses dalgalarını kuvvetlendirerek iç kulağa aktaran çekiç, örs ve üzengi kemikleri olacaktır. Diğer seçeneklere baktığımızda ses dalgaları Y içindeki sıvıda basınç dalgaları meydana getirir ifadesi doğrudur. Salyangozluk'taki vestibüler ve timpanik kanalları arkadaşlar perilem sıvısı ile doldur. Ses dalgaları bu kanaldaki sıvıları hareket ettirir. Sese karşı duyarlı reseptörler Y içerisinde bulunur ifadesi de doğru verilmiştir. Arkadaşlar reseptörler salyangozda kohliyar kanalda korti organındadır. Sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği olmalıdır. Midenin çalışma hızının düzenlenmesinde hangi faktörlerin etkili olduğu istenmektedir? Arkadaşlar mide sinirsel, mekanik ve hormonal yolla uyarılabilen bir organdır. Gastrin hormonu mideyi arkadaşlar uyararak mide öz suyu üretimini dolayısıyla midenin çalışma hızını etkiler. Vagus siniri bir parasempatik sinirdir ve midenin çalışma hızını arttıran bir sinirdir arkadaşlar. Dolayısıyla vagus sinirinin uyarmasıyla mide hücrelerinde salgı dolayısıyla mide çalışma hızı artacaktır. Pepsin enzimi arkadaşlar midenin çalışmasının hızlanması sonrasında üretilir. Mideyi çalıştıran bir etken değil, çalışan bir midede üretilen bir moleküldür. O halde sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği olmalıdır. Verilen organların yapısında yer alan kas çeşitlerinde hangilerinin ortak olduğu istenmektedir? Arkadaşlar birinci organ kalptir ve kalp kası bulunur. İkinci organ midedir ve düz kas bulunur. Sinindirik hücrelerin dallanma göstermesi kalp kasına ait bir özelliktir. Ortak olamaz. Düz kas hücreleri mekik şeklindedir. Çalışırken enerji ihtiyacı için oksijenli solunum tepkimelerinde üretilen ATP kullanma her iki kas çeşidinde de ortaktır. Yani hem kalp kası hem de düz kas oksijenli solunum yapabilir ve buradaki ATP'yi kullanır. Miyelinli somatik sinir arkadaşlar çizgili kasları uyarmaktadır. Kalp kası ve düz kaslar otonom sinirlerle uyarılır. Sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği olacaktır. Verilen durumun ortaya çıkmasında hangilerinin etkili olmadığı istenmektedir. Arkadaşlar bir cam kabın içerisine bir miktar nişasta ve nişastayı sindiren amilaz enziminin konulduğu ancak nişastanın sindirilmediği ifade edilmiştir. Nişastanın sindirimini amilaz enzimi gerçekleştirir. Nişasta bu ortamda amilaz enzimi etkinliğiyle sindirilemiyorsa arkadaşlar bu durumda enzimin etkinliğinin gerçekleşmediği düşünülmelidir. Yani bu ortamda amilaz enzimi çalışmamaktadır. Dolayısıyla kapta amilaz enziminin çalışmasını engelleyen moleküller bulunursa, sıcaklık sıfır derecenin altında olursa, su enzim çalışması için yeterli olmaz ve pH da uygun değerde olmazsa bu durumda amilaz enzimi çalışamaz ve tepkime gerçekleşmeyeceği için nişasta sindirilemez. Ancak kaptaki nişasta miktarının az olması tepkimenin gerçekleşmemesinin bir nedeni olamaz. Nişasta miktarının az olması sadece oluşacak ürün miktarının az olması sonucunu doğurur. Tepkime bu koşullarda da gerçekleşebilir. Sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olmalıdır.